Sabah haber ekranlarından mutlu akşamlar efendim. Aklın yoluyla karşınızdayız. Bu görüntüyle başladık çünkü tüm dünya bugün bu görüntüyü konuştu. Aslında bu görüntüyle karşılaştı diyebiliriz. Amerika, Avrupa, Asya kıtasında bu ekran görüntüsüyle birlikte havayolu seferleri neredeyse durdu. Ama bunun yanı sıra sadece havayolu seferleri değil, bankacılık ve sağlık sistemi başta olmak üzere dünya adeta kısa bir süreliğine durdu. Nedeni bir siber güvenlik firmasının yapmış olduğu güncelleme nedeniyle tüm bilgisayarlarda işte bu görüntünün çıkmasına neden oldu. Hangi firmalardı? Hangi yazılım firmasıydı bu? Yaşanan bir siber saldırı mıydı yoksa teknik bir arıza mıydı? Bunları konuşacağız ama bu ekran görüntüsü aslında hepimizin tanıdık olduğu bir görüntü. Normalde bilgisayarlarımızda kısa bir arıza yaşandığında direkt bu ekran görüntüsü geliyor ve bilgisayarımıza bir restart attığımızda, yani yeniden açıp kapattığımızda problem giderilmiş oluyor. Bugün dünyada yaşananların özeti de buydu aslında. Ama özellikle son zamanlarda bu yoğun gündemde Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, Donald Trump'a yönelik olan suikast girişimi ve 3. Dünya Savaşı ihtimallerini konuşurken herkes özellikle nükleer silahlara kilitlenmişken bir anda yaşanan bu saldırı ya da bir teknik arıza tüm dünyayı şoke etti. Dünyada belki de nükleerden daha büyük bir silah mı? Siber güvenlik, siber silahlar, herkes bunu konuşur oldu. Dijital kıyametin provası yorumları yapıldı. Bizler de onu konuşacağız. Gerçekten de tüm dünya tek bir tuşun ucunda mı? Bunu değerlendireceğiz. Çok kıymetli konuklarım var bugün. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural Jane. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tahir Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Yine siber güvenlik uzmanı Ali Keskin bugün bizlerle olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başarılar. Çok teşekkürler. Aslında konuşacağımız çok fazla konu var ama en kritik olanı ve tüm dünyanın kilitlendiği ve konuştuğu konu bu. Bugün yaşamış olduğumuz dijital kriz, neler yaşandı diyeceğiz. Ben hemen işin uzmanını ekranımıza önüne almak istiyorum. Ali Bey, böyle buyurun lütfen. Şimdi bugün bir şey yaşadık, evet. Ama hala adını kimse koyamadı. Evet. Şimdi isterseniz şöyle bir kronolojik olarak dakika dakika bakalım. Karşıma tabii alabilirsen en azından kamerası tabii daha ki iyi görür. Siber saatler 9.30'u gösterdiğinde bir siber güvenlik platformu dünya çapında devre dışı kaldı. Dünya genelinde teknoloji kesintisi yaşandı. Şimdi siber güvenlik platformu ya da şirketi diyoruz. Evet. CrowdStrike. Evet, CrowdStrike. Doğru. Nedir bu? Kimdir bu şirket? Şimdi şöyle, Microsoft'un bünyesinde siber güvenlik ve siber istihbarat alanında güvenlik altyapısından sorumlu bir siber güvenlik şirketi CrowdStrike. Aslında bu öngörülemeyecek bir hata değildir. Yani bu bizi aslında tek bir tuşa basınca dünyada nelere mal olabileceğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Yani bugün yaşadığımız problemler sadece havayolu taşımacılığında, işte bankacılık sektöründe yaşanan bir kriz değildi. Bu krizler daha büyük krizlerin de önünü de açmış oluyor. Yani sonuç itibariyle bir havaalanı kilitlendiğinde bununla beraber başka bir havaalanında teknik problem olmasa bile, yani siber güvenlik alanında bir zafiyet oluşmasa bile onları da kilitlemiş oluyor. Dolayısıyla hepsi bunların birbirine bağlı bir sistem olduğu için hep beraber kilitlenmiş oluyorlar. İşte oradan insanlar çıkıyor, taksiye biniyor, bir kargaşa başlıyor. Veya bir markete gidiyor insanlar, post cihazından, kartından ödeme yapamıyorlar. Dolayısıyla kriz daha büyük felaketler yol açabiliyor. Kaosa döndü. Aynen öyle. Maalesef. Kaosa dönüşebiliyor. Tabii biz burada neyin önemini anladık bugün? Birincisi teknolojinin faydalarını ama bize de getirebileceği zararları bugün öğrenmiş olduk. Yani şöyle, teknolojiden zarar gelebilir mi? Gelebilir. Ama bunu nasıl önleyebiliriz? Bilinçli olmamız lazım. Özellikle ülkemizde de kullanılan yazılımsal ürünlerin, teknolojik ürünlerin yerli olmasında çok büyük fayda olmasını görüyoruz. Yani bir olası bir savaş durumunda da nelere mal olabileceğini bugün görmüş olduk bunları. Şimdi CrowdStrike diye bir firma var. Microsoft, evet, şirketinin siber güvenliğini sağlıyor. Yani bizim bilgisayarımıza yüklediğimiz bu antivirüs yazılımlar gibi, evet, bir firma, evet, ya da kesinlikle uygulama siber diyebiliriz. Siber güvenlik altyapısından sorumlu ve siber güvenlik alanında, hı-hı, faaliyet gösterirken bununla beraber siber istihbaratla ilgili de
faydalar sağlıyor. Aslında büyük bir şirket. Yani o da Amerikan kuruluşlu. 2011 yılında kurulmuş büyük bir Amerikan şirketidir. Fakat bugün basit çok yeni bir hata. Çok yeni bir şirket. Evet. Ama şu an dünyanın en büyük teknoloji devinin, hatta tüm dünyada kullanılan en yaygın işletim evet. sisteminin emanet edildiği firmadan bahsediyoruz değil mi? Evet, kesinlikle. Şöyle milyarlarca dolar bütçesi olan 85 ve... milyar dolar diye evet. bir rakam geçiyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Doğru. Fazlası var, eksi yok. Öyle söyleyebilirim. Yani bunu bugün yaşadığımız krizi açık bir şekilde şöyle bir kısa özet, insanların da anlayabileceği bir şekilde şöyle anlatalım. Bugün CrowdStrike şirketi bir güncelleme oluşturdu. Oluşturduğu güncellemede teknik bir hata yapıldı. Yani bir ihmal vardı orada. Kısacası şöyle örnek verelim. Bugün bir inşaatı yaptığınızda bir duvara, tuğlara koyduğunuzda çimentoyu koymazsınız, duvarlar düşer. Doğru mu? Evet. Yani bir eksiklikte duvarların hepsi düşmüş oluyor. Bunlar da bu ihmalin farkına vardı. Fakat güvenliği devre dışı, yani güvenlik duvarını devre dışı bıraktıklarında sistem kendini otomatikman kilitledi. Sistem kilitlenince de bu sefer sistemi tekrar uzaktan müdahale edemediler. Yani bunları manuel yapmak zorundalardı. Evet, biz bugün belki şu saate kadar kriz çözüldü diyebiliyoruz ama tam anlamıyla kriz çözülmedi aslında. Yani bunun tekrar eski haline dönmesi biraz zaman alacak maalesef. Çünkü şimdi hala bir hayat var. Şimdi baktığımızda evet. havaalanları, havayolları, demiryolu şirketleri, devlet hizmetleri, bankalar, borsalar, süpermarketler, telekomünikasyon, sağlık sistemleri, medya kuruluşları, televizyonlar yayını durdu. Evet. Avrupa'da pek çok. Bir sorum olacak hocam. Buyurun. Peki izleyicilerin için siber güvenlik platformu ne yapar? Yani bir bu işlevi nedir Microsoft içinde? Devre dışı kalması ve tekrar devreye geçmesi manuel dediniz. Manuel bu nasıl oluyor? Yani oluyor. Yani şöyle insanları da anlayabileceği şekilde özet geçelim. Yani normalde bunu bulut üzerinden hani biz birçok sistemi artık eskiden birçok kurumsal şirketler bünyesinde işte serverlarda sunucularını bulundururken bunlar da çok maliyetli bir sistemlerdir. Bu sistemi bulundururken artık birçok kurumsal firma işte Türkiye'de de bulunan büyük bir havayolu şirketi de aynı bulut üzerinden sisteme geçtiler. Şimdi bu bulut üzerinden uzaktan bir şekilde hem maliyeti daha az bir şekilde indirebiliyorsunuz hem de daha güvenli bir sistem olduğu düşünülüyor aslında. Doğru da nitekim. Fakat burada siber güvenlik şöyle bir önem arz ediyor. Siber güvenlik aslında bizim teknolojik anlamda kullandığımız bütün ürünlerin, bütün yazılımların güvenlik altyapısını oluşturuyor. İnternetin yani ordusu diyebiliriz, evet. polisi. Evet, internetin polisi diyebiliriz. Bir siber güvenlik uzmanı bir internet polisi diye evet yapabiliyor. Biz aslında korsanlara karşı, korsanların yaptığı saldırıları önlemek amaçlı bir güvenlik altyapısı kuruyoruz. Bu güvenlik altyapısını kurduğumuzda tabii ki burada bizim de kurduğumuz altyapıda zafiyetler oluşabiliyor. Yani burada bizim kurduğumuz herhangi bir altyapıda burada hiçbir şey olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Yani bugün bir ufacık bir ihmalin dünyayı nasıl bir krize soktuğunu hep beraber görmüş şimdi olduk. Şimdi bu sistem kilitlenince de Microsoft şunu dedi. Güvenlik sistemi olmadığından ben kendimi kilitledim dedi. Evet. Otomatik sistem kendini kilitledi. Dediğiniz gibi yani siber güvenlik şirketi bu ihmalin farkına vardığında otomatik olarak sistem kendini kilitleyince de hiçbir şekilde uzaktan müdahale edemediler. Herkes o mavi ekranla karşı kesinlikle. Karşıya. Kesinlikle. Mavi ekran sonra bir çözüm üretildi. Kısa bir çözüm. Herkes dediler bu belirli adımları eğer ekrana yansıtabilirsek çok güzel olur. Bu adımları gerçekleştirirseniz bir çözüme kavuşturulabilir diye. Bu şekilde birçok şirket rahat bir nefes almaya başladı. Ama kriz şu ana kadar, şu saate kadar birçok ülkede hala çözüme kavuşturulmuş bir durumda değil. Türkiye bu alanda siber altyapıda çok güçlü bir ülke gerçekten. Özellikle 2010 yılından itibaren siber güvenlik alanında Türkiye Cumhuriyeti ciddi adımlar attı. Yani bu attığı adımlardan birisi zamanda geçmişte Ulaştırma Bakanlığı yapmış başbakanımız, eski başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi de Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde birçok siber güvenlik enstitüleri dahi kurumlar, alt bugün kurumlar ilk defa kurdu. Duyduk. Mesela USOM diye evet. bir kuruluş. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi. Bugün kesinlikle. Bilgi Teknolojileri Kurumu da oradan aldığı bilgileri paylaştı kamuoyuyla. Evet. Bugün neler yaşandığını özetlediler aslında. Bir siber saldırı olmadığını duyurdu önce. Evet. Ardından da bunun bir teknik problem olduğu, yani çözülmesi için de tüm çalışmaların yapıldığı. Hatta Türkiye USOM'la birlikte çözüm önerileri de sunuyor. Yani şimdi evet. ben bugün yayına girmeden önce şöyle bir baktım, o internet sitesine girdim. Gerçekten de orada Türkiye'nin bu anlamda yapmış olduğu adımları görebiliyorsunuz. Açıklar tespit ediliyor,
riskler tespit ediliyor ve bunlara çözüm önerileri sunuyor aslında Türkiye ve evet. Türk uzmanlar, mühendisler değil mi? Evet, kesinlikle. Bunlarla ilgili tatbikatlar da yapılıyor. Yani BTK'nın bünyesinde olan bu kuruluşlar ve USOME ve SOME'de var. Siber Olayları Müdahale Merkezi. Tabii dediğim gibi bunlar geçmişte Ulaştırma Bakanlığı yapmış, kıymetli Başbakanımız Binali Yıldırım'ın başlattığı projelerin devamı. Yani Türkiye'de bu alanda bir sürü adımlar atılıyor. Yine aynı şekilde jandarmada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kullanılan bazı yöntemler var. Siber güvenlik alanında bazı atılan adımlar var. Siber ordu projeleri var. Yani Türkiye her kurumda, bütün kurumlarda siber güvenlik alanında ciddi, kıymetli adımlar atıyor siber güvenlik Peki, alanında. Peki, şimdi hocam buyurun, siz buyurun, ben sonra sorayım. Hatta siz böyle şimdi, alayım. Şöyle bir husus var. Buradan başlayalım isterseniz. Nasıl isterseniz? Burada ne demek istiyor? Your PC Ryan to problem. Yeniden başlatmak lazım. Şimdi bu firmanın söylediğine göre bu, yani önce iddialara bakalım. Ondan sonra gerçek neyi gösteriyor onu bakalım. Bir de realite şimdi var. Şimdi iddia bir dijital kriz, kaos. Şöyle, bu bir gerçek, bu bir dijital saldırı. Değişik farklı görüşler var, söyleyeceğim onları da. Şimdi yazılım güncellemesinden oldu diyor. Bu bir siber saldırı değildir. Ve bunu yapan siber güvenlik firması. Ve beynelmiler pek çok herkese, Amerika'ya da bize de servis veriyor. Microsoft'u bunun kullanan bir, her bilgisayara. Bunun bir dağıtım sorunu Kesinlikle. Olduğunu söylüyor. Yani güncelleme esasında herkese hata yaptı. Şimdi bunu yapıncaya kadar sizin bir defa mühendisleriniz var. Onun deneylerini yapıyorsunuz. Bu kabul edilemez bir defa. Böyle bir şey kabul edilemez. Yani bu büyük bir hata. Şirketler milyarlarca dolar ödüyor. Küresel bir olay. Ve hem devletleri hem şirketleri bilgi güvenliğini, yani information security'ye giriyor bu. Nedir bilgi güvenliği? Siber güvenlik demek. Sistemlerin ve ağların programları ve dijital saldırılardan korumaktır. Burada yaşadığımız bir olay, örneğin bu bilette dahi şifrelendirilmiş bir bilgi var. Sizin şahsınızı bildiriyor ve bu aslında hukuken de bir sözleşme. Yani sizi salimen meydana kadar götürecek. Elden veya, bilet yazdık. Bugün efendim? Yıllar sonra ilk kez havayolu firmaları bilgisayar ortamında, dijital ortamda değil, elle bilet yazdılar. Ha, şimdi buradaki şey şu, aşırı güvenden ve aşırı dijitalleşmeden meydana gelen bir siber olay var. Ali Bey, bunu yapan bir devlet sizi. Bilir. Yoksa Kamerayı. Bir firmadır. Yoksa büyük güçler, bakın biz varız. İstersek sizi bir saat içerisinde kilitleyebilir miyiz? Şimdi burada Microsoft bunun adını çünkü üniversitemiz Yeditepe Hukuk Fakültesi'nde bilişim hukuku ders hocasıyım ben ve kitabını yazdık. Arkadaşlarımız yansıtabilirse iki tane kitabım var. Biri Almanya'da yayınlandı. Bu gördüğümüz şeyin adı mavi ekran. Boş mavi ekran diye. Yani sizin uçağınızı da bu şekilde kilitleyebilirler. Sıkıntı burada. Bunu nerede gördük? Burada görüldüğü gibi sadece boş bir makinenin içerisinden para almayı değil, sizin sahip olduğunuz nükleer santralı kilitleyebilirler. Bir örnek vereyim. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndayız. Evet. Ve bir ismini vermeyeceğim bir ülkenin uzmanı diyor ki eğer bizden yazılım almazsanız sizin nükleer santralınızı patlatırım diye getirdi kocaman bir nükleer santralı patlattı makette. Herkesin gözü böyle açıldı. Ve malumunuz komşumuz İran'ın Stuxnet saldırısıyla nükleer santralını işlemez hale getirdi. Şimdi demek ki burada pandemi döneminde de milyarların birbirine bağlandığını gördük ve dijitalleşme iletişim sisteminde kilitlenme meydana getirebiliyor. Bunu eğer isterlerse sadece sizin uçuş sisteminizi değil, maalesef havacı olarak söyleyeyim, diyelim ki Fransa Charles de Gaulle havaalanına inen bir tane tayyare var. Evet. Bu kuleyle uçuş teması esnasında kuleye yanlış bilgi verip uçuşu bozabilirler. Sizin GPS sistemindeki pilota diyor ya, sen şu kadar alçaldığın son, belki siz de duyuyorsunuz işte, bunu bozabilir, çaktırabilir tayarıyı. Bu kadar tehlikeli bir olay bu. Peki buradaki gidişat, aşırı dijitalleşme, dijital sistemin kilitlenmesi olayı bize neyi veriyor? Sadece banka sistemleri değil,
Bunun adı kritik altyapı güvenliği. Yani sizin burada görüldüğü gibi hastaneleriniz, okullarınız, en önemlisi santrallarınız, nükleer santrallar, efendime söyleyeyim meydanlar, tren işletmeleri hepsini kilitleyebilirler ve işlemez hale getirebilirler. Mesut Hocam, şimdi yıllardır sizlerle bu ekranlarda bu yayınları yapıyoruz. İşte evet, savunma sanayi ürünlerini getiriyoruz, füzeleri getiriyoruz, nükleer silahları iki gün öncesine kadar da konuşuyorduk. Evet. Şimdi bu olay bize şunu gösterdi. Hatta 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyorduk. Kim nükleer, hangi silahlara sahip. Evet. Ama bugün şunu gördük. Bu bir güç gösterisi işte sizin söylediğiniz değil mi? Gibi. Tek bir tuş. Tek bir tuş değil bu. Bu çok olay. O kadar basit değil bu. Planlaması, ondan sonra bakın mecazi, dünya, olarak. Mecazi olarak yani şeyi konuşuyorduk, neyi konuşuyorduk? Biden'la şeyin arasındaki o mu öldürdü, kim evet. teşebbüs etti? Bir anda dünya gündemini değiştirebiliyordu. Acaba bunu Amerikalılar mı yaptı? Microsoft mu yaptı? Çinliler mi yaptı? Ondan sonra yani şimdi, basit bir hata bakın, deyip geçebilir miyiz? Yoksa perde hata arkasında... değil bu. Bu planlı bir siber savaş. Benim görüşüm bu. Farklı görüşler olmuş. Şimdi Fransızlar diyor ki bu bir siber saldırı değil. Ama dünyanın en büyük casusu İngiltere, Guardian'da diyor ki bu İngiliz sisteminin çökmesidir diyor. Küresel bir olaydır. Veri ve adli bilimler de bir şekilde çökmüştür. Yazılım sistemi İngiltere'nin kırılgandır ve çok önemli bir olaydır. Yani bunu söyleyen kim? Burada İngiltere, dünyadaki bütün casusluğun başı, öyle mi? Evet. Bu işi yapanlar da onlar, pazarlayanlar da onlar. Şimdi peki burada bir küçük örnek daha vereyim. Avustralya'da az önce... 12.9 milyon hastanın kişisel verileri çalınmış. Zaman zaman bizde de bu acı olaylar oldu. Buradan şuraya geleceğim. Türk hukukuna ve dünya hukukuna baktığımızda meselenin bir hukuki boyutu var. Türk Ceza Kanunu 243-44'e göre buradaki olay birilerinin küresel olarak sizin bilgi sistemlerinize girmek, bunu bozmak ve buradaki kişisel bilgilerinizi çalmak maksadıyla kullanabilirler. Örneğin sizin kullandığın bilgi sistemini bozup saatini de değiştirebilirler. Bu 243 ve 44'te ceza olarak yapılmış. Ama neler yapabileceğini de göstermiş olabilir mi? Aynen. Bakın. Şimdi burada bakın yani? Biz sizi istersek kilitleriz diyor. Şimdi bu bilgi riskini azaltmak için ne yapmamız lazım? Bilgi güvenliği diye bir kavram var. Yani bir düşman varsa onun karşısında risk tedbiri almamız gerekiyor. Bu da verilere yetkisiz ve uygunsuz girişi, erişim ve ifşası. Şimdi mesela sizin buradaki, bakın şöyle bir şey, Mumbai uçuşu esnasındaki A Hava Yolu'nun uçağındaki bu bilgin, şahsın 8 numaralı koltukta kimin olduğunu ifşa edebilirler. Burada fış 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 diye flaş yapar. Aa, adam belki de hedefteki bir adam. Demek istediğim ne kadar önemli dijital sistemlerdeki güvenlik. Ha, peki burada... ne yapmamız gerekiyor? Standartlaşma ne ve bu konudaki mücadele nedir diye baktığımızda gene bildiğimiz CIA. Hani diyor ya Trump ben CIA ile FBI'ye güvenmiyorum. Evet. Ama buradaki CIA farklı. Confidentiality dedim. Birincisi gizlilik. İkincisi integrity. Yani bütünlük. A, availability, erişilebilirlik. Sizin erişebilirliğinizi kesiyor buradan. Bilgiye ulaşamıyorsunuz. Gizliliğinizi deşifre etti. Ha, bunun çaresi ne? Bir defa kendi milli yazılım sistemlerini kurmamız için bu büyük bir ders bize. İki, bu ay biliyorsunuz çok büyük bir başarı elde ettik. Göktürk 6A uydusunu gönderdik. Evet. Milli uydu yazılım sistemlerinin yapılması ve karşı istihbarat sistemlerinin ki ordumuz milli istihbarat bu konuda çalışıyor. Ve en önemlisi yani kritik altyapıda sadece devletin sorumluluğunda değil bu. Özel şirketler, işte A şirketi, bankalar... Hepsi beraber, hastaneler de dahil buna. Benim en korktuğum limanlarımız. Buralara saldırı yapılabilir. Ve bunu yaşadık biz. Türkiye'de 5-6 sene önce 6-7 saat Türkiye elektriksiz kaldı biliyorsunuz. Ama başka bir şey daha yapıldı. Bu çok tehlikeliydi, onu da söyleyeyim. Uzaktan bizim barajın kapaklarını açtılar. Ve bir şehrimiz az daha sular altında kalıyordu. Dolayısıyla yani neden milli teknoloji, neden milli savunma dememizin aslında işte burada en Sayın büyük örneği, Cumhurbaşkanı neden bağırıyor? Ey Türk milleti diyor. Yerli, milli ve otonom diyor. O bakımdan yerli yazılım ve milli istihbarat teşkilatımızın ordumuzla beraber buna her türlü güvenlik desteği dahi hastanedeki bizim
bakın bu çok önemli. Kişisel sağlık verilerinin, ben çok ünlü bir aktörüm mesela. Geldim, gizli bir hastalığım var. Oradaki ilk önce destek ayırt ettiler, başım ağrıdı. Sonra tetkikler geliyor, sizin DNA testinize kadar giriyor. Bu artık kişisel sağlık gizli verilerine giriyor. Burada bunu yapan şahıslar, bizim buradaki yolcunun veya hastanın ismini de az önceki Avustralya olayında olduğu gibi deşifre edebilirler. Hocam işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Alaska'da 911, yani 112'si acil yardım hattında kesintiler yaşanmış. Almanya'da bir hastanedeki ameliyatlar iptal edilmiş. Yani bunu söylüyorum. Yani bakın bu sağlık sistemini kilitleyebilirler. Böyle küçük bir hata deyip geçilmeyecek bir olay yaşadık aslında. Mesela daha tehlikelisini söyleyeyim. Bizde o kadar değil ama Amerika'daki trenler ve Almanya'daki trenleri düşünün. Saniyeyle, dakikayla hepsi. Tamam. Ne yanlış o, bir görüntü istikamet var. Verip trenleri birbirine vurdururlar. Bir görüntü var, onu ekrana getirebilirsek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün Flight Radar'ın bir görüntüsü var. Yani Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki hava trafiği böyleyken 12 evet, saat gördüm içerisinde... Evet, seyrettim. İşte bu. Korkudan herkes kaçıyor. Uçuşu kesiyorlar. Şimdi peki ben havacı olarak şunu söyleyeyim. Tam bu anda Rusya'nın söylediği işte sizi 5 dakikada yok ederiz dedi ya. Hı hı. Buraya 4 tane füze atıldığı zaman ne olur biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri yok olur. Çünkü o anda radarlar bulamazlar. Radardaki bir anlık kesinti, çünkü eğer yukarıdan İskandinav Yarımadası'ndaki bir nükleer denizaltıdan atarsa Virginia'yı vurdu, Washington'u vurdu. Texas'ta vuruldu, Amerika kalmadı sana. Bu kadar önemli bir olay. Peki ne yapmamız gerekiyor? Elbette NATO ile ilgili bunun tedbirleri var. Türkiye'de NATO'nun bir parçası. Ama önce kendi milli yazılımımızı yapmamız gerekiyor bir. Bu bütün Türkiye'ye ders olmalı. İki, karşı çıktığım şey de şu. Bu işlerde gizlilik olmaz. Gizlilik mesela bankalara da siber saldırılar evet, olur. Bugün ATM'lerden para çekemediği konuldu bazı. Mesela diyelim ki Rusya'daki hacker Çinli ile işbirliği yapıp North Carolina'daki bankadan 5 milyar dolar çeker. Kimsenin haberi olmaz. Banka bunu saklar. Ama bu bir binli mesele. Örtülemez yani. İşte anlık o siber saldırı. BK meselesidir. İki, burada sen ne kadar kendi uyduların, kendi yazılımların varsa en önemlisi. Yarın bir harbe girdik. A ülkesine bir tane füze attık. Bu füzenin kerteriz bilgileri uydudan geliyor. Veya atalet sistemlerinde, INS sistemine, GPS'e kendi sisteminizi götürebiliyor musunuz? Bunlar ders alınacak şeyler ve bazı şeyler var ya filmde, postacı kapıyı bir kere çalar. Bir, benim kanaatim bu bir siber saldırıdır. Saklamaya gerek yok. Bak İngiltere, ben demiyorum, İngiltere diyor yani. Dijital kıyametin provası. Ya kıyamet diye bir şey olmaz. İnsan olaya ve her şeyin çözümünü bulur. Ancak en kötü şey bir şeye hazırlıksız yakalanmak. İki, bundan ders almak. Üç, buna tedbir olarak ne yapıyorsun? Dört, tamam bu oldu, hatamızı kabul etmemiz gerekiyor. Bu Türkiye'nin hatası değil, bütün dünya. Demek ki burada Batı dünyasını bir şekilde madara etmek isteyen bir akıl var. Nasıl yani? Biz ne dedik geçen hafta? Bütün NATO müttefikleri Washington'da toplandılar. Dediler ki Rusya en büyük tehlike. Bunu acaba Ruslar mı yaptı? Çinliler mi yaptı? Birinci tehdit Rus, ikinci Çinliler dendi. Şimdi bu olayla ilgili de şöyle bir bilgi var. Yani bu olay muazzam derecede ders alınacak, karmaşık, çok konuşulacak bir olay. Öyle basit, şu saatte kaldı, burada çözdük. Bunu kabul etmiyorum ben. Onu maymunlar cehennemindeki mankileri anlatsınlar yani.